arkadaşlarım, merhaba. İstanbul'dayız. Dün bayağı geç geldik, saat 1.30 falan da geldiğimizde. Hemen zaten direkt yaktık uyuduk. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Hazırız. Bakalım neler bekliyor bizi. Heyecanlı mısın? Çok. Ben çok heyecanlıyım. Bu süreçte zaten çok fazla korkuyordu ama Fatma Hanım bayağı bizi rahatlattı. Bakalım, inşallah çok güzel geçer sürecimiz. Çok heyecanlıyız. Hadi bakalım neler bekliyoruz. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Evet, yolculuk nasıl geçti? Uzun bir yolculuk oldu. Evet, öyle. Ay küçük ufaklıkta saçlara bak. Gel. Saçlara bak, çok severim ya, kıvır kıvır. Böyle yapalım mı babaya da? Gerisi beyaz, hani konuşmuştuk ya, beyazlar beyaz mı olacak diye. Evet. Aslında üçü, bakın hafif ince bir tane de var. Üç tanesi aynen. Birisi o. İkisi de şöyle. Şu ince gidiyor burada. Evet. Bir de bu. Üçü de aslında aynı kanaldan çıkmışlar. Hmm. Yani biz de onu oradan sarmış bir şekilde alacağız. Tekrar kanala koyduğumuzda beyaz beyaz gelecek, siyah siyah gelecek. Anladım. Ezgi. Tam şaka videosu. Gidiyormuş gibi yaptı. Aynen. Ezgi bana bir şey. Tamam. Ezgi bana bir şey oluyor. Ha, beni korkutacağız. Evet. Tamam mıyız? Tamam. Gerçekten de olacak gibi. Niye bu kadar terledi? Ezgi. Kal ama. Kalk. Ezgi gideyim. Kalk. Burada yapamam. Bana bir şey. Neyse hadi. Hadi kalk. Dedin sen köyücüsüne bayılıyorsun. O kuzuydu ya. Yangın merdivenden kaçış var mı acaba? Gerçekten çok heyecanlı. Bak, yaptıysa da mal. Evet. Çok heyecanlı. Çok sizi görmüş geldim. Çok sizi. I see the same skies every night. Ben çok heyecanlı değilim ya. Değilim. Ama o ama seni merak ettiğim için endişeliyim ama heyecanlı değilim çünkü bana bir şey yapılmıyor yani. Evet, hadi bakalım. Hadi. Başlıyoruz. Başlıyoruz. I'm going round in circles, look at through my head now. Oh, I need someone right now. Ekim var artık inşallah. Her şey gitti. Ekim kaldı Hakan Bey. Şimdi bir yemek, ondan sonra bir kanal açımı var. Evet, kanal açımı olacak. Kanal açımından sonra Ekim inşallah. Çoğu bitti, azı kaldı ya. Aynen, çoğu bitti. İlaçlar mı? Sağ olsun, elleri de besliyor ya. Sevdim ben bu işi. Vallahi. Güzel. Bitti mi? Biraz naz yapayım değil mi ya? Ah, kafam çok oluyor.
Nasıl başladınız TikTok'a? TikTok'la mı başladınız, Instagram'la mı? TikTok'la başladık. Nasıl bu kadar duyuldu? Bir video mu? Musa'nın doğan halleri tuttu. Gizli çekim yaptığım videolar. Bir tane videosunu çekmiştim, hatta pijamalıydı alt üst. O videosunu yayınladım, ondan sonra patladık. Daha sonra Instagram'a girdik, sonra da YouTube'a. Bu şekilde de devam ediyoruz. Saç ekimi kimin fikriydi? Saç ekimi eşimin fikriydi. Ya bana bak. Tabii canım, sen dedin ya. Bekliyorum ya, tam benim de. Yalan. Ya değil, yalan değil. Yani hani ben de istiyordum tabii böyle bir şey. Cesaret ama veren eşinizdi galiba. Yani eşim bu konuda çok destek oldu bana. Ben yani söyleyeyim, o olmasa ben vazgeçerdim bu işten ki vazgeçmiştim de. Beni o ikna etti sonradan. Ama yani eşimin şey olması, bu konuda destek olması beni tabii ekstra cesaretlendirdi. Şarkı seçimi size mi ait Musa Bey? Evet, ben istedim özellikle bu şarkıyı. En sevdiğiniz şarkısını. Aynen. Hareketli yapalım ekibi diye. Özellikle bu şarkıyı istedim. Musa Bey. Çok güzel. Onu ben hoş geldiniz. Size ekledim ya şimdi. Kabul edin de onu şey yapalım. Teşekkürler, sizi sormalım. Ben bomba gibiyim. Ve Selim Bey. Tekrar. Nasılsınız Selim Bey? Yalnız hissedebilirsiniz. Rahatladık mı biraz? Rahatladık. Bayağı rahatladım. Gece nasıl geçti? Gece biraz uyumakta problem çektim ama sonradan uyumuşum. Uyudum yani, rahat uyudum. İyiydi gece. Süper. Evet arkadaşlar. Saç ekimimiz yapıldı. Bugün ilk yıkaması da yapıldı. Birazdan yola çıkacağız. Merak edenler olmuş. Yani nasıl süreç, nasıl diye. Kararsızdım. Yaptırsam mı, yaptırmasam mı diye çok yerle görüştüm. Ama Fatma Hanım'la yani yolumuz bir yerde kesişti. Onunla ilk konuşmamızda zaten beni yani gerçekten bu konuda rahatlattı. Kafamda hiçbir soru işareti kalmadı operasyon için. Ve bir karar verdik, tarihi aldık. Antalya'dan İstanbul'a geldik. Saç ekimi de akşam biraz geç saatte bitti. Yani saat 9.30 falan da bittiğinde ekimin. Çünkü 4750 kök ekildi. Bayağı bir gref çıkmıştı. O yüzden uzun sürdü biraz ameliyat. Ama sorun yaşamadım. Akşam otele gittiğimizde de, gece de çok sorun yaşamadım. Ağrım da olmadı. Zaten bir ağrı kesici vermişlerdi. Bütün ilaçları sağ olsunlar veriyorlar. Fatma Hanım bu konuda her şeyle ilgileniyor. Ağrı kesici vermişlerdi. Onu da kullandım. Hiç ağrısız geçirdim geceyi de. Sadece yatarken işte hani düz yatmanız gerekiyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Onun dışında hiçbir sorun yaşamadım. Uykum falan da aldım. Şu anda gayet iyiyim yani. Burada her şey
çok iyiydi. Bütün ekip burada yani aile gibi olmuşlar ve sizi de aileden biri gibi hissettiriyorlar. Her konuda yardımcı oldular. Ellerinden geldiğince, bizim hani konforumuz açısından ellerinden geldiğince yardımcı oldular. Her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Başta Fatma Hanım olmak üzere bütün ekibe, ekip şefi Yusuf Bey'e, çekimlerimizi yapan Hakan Bey'e çok teşekkür ederim. Herkesin eline, emeğine sağlık. Çok güzeldi. Şu anda inşallah yolculuğumuz başlayacak Antalya'ya. Ezgi Hanım ve Musa Bey'i ağırlamaktan gerçekten büyük keyif aldık. Videolarını zaten takip ediyordum. Bizim işimiz ne kadar da olsa hani insanları mutlu ederken biraz stresli olabiliyoruz, yorgun olabiliyoruz. Eve gittiğimizde hani böyle komik, güzel, eğlenceli şeyler izlemek bizim de bizi de motive ediyor, mutlu ediyor. Onların videolarıyla böyle başladı hikaye. Teşekkür ederiz. Biz daha da bu artırsınlar istiyorum ben bunları. Çok teşekkür ederiz. Çok memnun oldum. Rica ederim. Güle güle. Kararken gelsin belki. İnşallah.